Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Twitch, Facebook, DLive, YouTube gibi herhangi bir yayın platformunda standart kalitede bir yayın açabilmeniz için minimum sistem gereksinimlerimiz ve gerekli ekipmanlarımız nelerdir? Bunları birlikte inceleyeceğiz. Fazla lafı uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Ama videoya geçmeden önce siz hemen kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Birinci maddemiz işlemci. İşlemci bizim yayın yapmamızda en güçlü olması gereken parçalarımızdan biridir arkadaşlar. Eğer standart bir yayın yapmak istiyorsanız minimum i5, 9 veya 10 serisi, AMD tarafında ise minimum Ryzen 5 herhangi bir model işlemciniz olması yeterlidir. Bunu da şu şekilde tecrübe ettim. Benim ilk yayınlara başladığımdaki işlemcim Ryzen 5 1600'dü. Yani 5 serisinin en düşük işlemcisiydi. Diğer çevremizde ve arkadaşlarımda gözlemlediğimde i5 9 serisinin daha altındaki bir işlemcide problem yaşayabiliyorlar. Donmalar, droplar vesaire girebiliyor yayınlarına. Intel oyun ağırlıklı oyun işleme hacminde işlemciler üretiyor. AMD ise biraz daha iş üzerine ürettikleri için çekirdek sayısı, nanometre ve işlemci sayısından dolayı AMD'ler yayın konusunda daha fazla performans gösteriyorlar. O yüzden benim tavsiyem eğer yayın yapacaksanız AMD işlemcili bir sistem kurmanızdır. İkinci maddemiz ise ekran kartı. Ekran kartı tarafında da bildiğiniz üzere yayınımızı ekran kartımız üzerinden de çıkabiliyoruz. Ama bazı ekran kartlarında yani eski model ekran kartlarında kodlayıcı desteği ne yazık ki bulunmuyor. Bunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Ekran kartı driver'ınızı güncelleyip, Windows'unuzu güncelleyip, OBS'inizde güncelleme var mı yok mu bunu da kontrol ettikten sonra hala kodlayıcıda ekran kartınız gelmiyorsa, ekran kartınız kodlayıcı desteklemiyordur. Bunun için size önerim şu olacaktır. Nvidia tarafında bir ekran kartı alacaksanız minimum 1660 almanızı öneririm. AMD tarafından da bir ekran kartı alacaksanız eğer minimum RX 570 almanızı öneriyorum. Ben şu anda RX 578 GB kullanıyorum. Herhangi bir problemim yok ve gayet memnunum. Siz de bu şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz. Üçüncü maddemiz ise RAM'lerimiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık en kötü oyun bile neredeyse 7-8 GB RAM kullanıyor. Yayınlarımız için de minimum tercih etmemiz gereken RAM 16 GB olmalı. Çünkü hem oyun oynuyorsunuz, arka planda OBS çalışıyor, yayın için kullandığınız programlar arkada çalışıyor ve artık 8 GB'lık RAM'iniz yayın yapmak için ne yazık ki yeterli değil. En kısa zamanda 16 GB'a yükseltin veya yeni bir sistem alacaksanız da minimum 16 GB RAM olacak şekilde yeni sisteminizi toplamanızı öneririm. Dördüncü maddemiz ise soğutma sistemimiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yayın yapmaya başladığımızda bir oturuyoruz, bir oyuna bir kaptırıyoruz kendimizi. 3 saat, 4 saat, 5 saat ben 20 saat yayın yaptığımı hatırlıyorum ve bu ne demek oluyor? Sürekli işlemciye 20 saat boyunca, 10 saat boyunca aralıksız yük bindirmiş oluyoruz. Çünkü yayın çıkıyoruz ve sistemimizi yoruyoruz. Burada bizim için en önemli şey bilgisayarımızı güzel bir şekilde soğutmak. Eğer imkanımız varsa sıvı soğutmalı bir işlemci soğutucusuna sahip olmalıyız ya da kule tipi soğutucularını tercih etmenizi öneririm. İşlemcilerle gelen standart soğutucular ne yazık ki çok stabil ve çok doğru bir soğutma yapmıyor. O yüzden eğer yayın yapacaksanız mutlaka bir sıvı soğutma veya kule tipi bir soğutmaya sahip olmanızı öneririm. Beşinci maddemiz ise monitör seçimi. Arkadaşlar sıkı bir FPS oyuncusuysanız eğer tabii ki de 144 Hz 1 milisaniye, 240 Hz 1 milisaniye monitörler tercih etmelisiniz. Ana ekranınız tamamen sizin kendi kişisel tercihinize bağlı olan bir şey. FPS oyunu çok oynuyorsanız yüksek Hz'lerde ama benim için FPS oyunları çok önemli değil. Beni 75 Hz'de kurtarır derseniz 75 Hz bir monitörde tercih edebilirsiniz. Ama bir önceki videomda da bundan bahsettim. Kesinlikle ve kesinlikle eski tüplü monitör bile olsa, 17 inç bile olsa ikinci bir monitöre mutlaka ve mutlaka sahip olun. Bu yayınlarınızda sizin hayatınızı kurtaracak. Altıncı maddemiz ise kamera. Biz izleyicilerimize görüntümüz ve sesimiz ile hitap ediyoruz. O yüzden kamera seçimini de biraz daha doğru ve güzel yapmamız gerekiyor. Bütçenize göre Logitech C270, C310, C525 modellerini giriş seviyesi olarak tercih edebilirsiniz. Ama biraz daha bütçeniz yüksekse Logitech C920, C922, Brio veya Logitech'in Streamcam'ini tercih edebilirsiniz. Eğer ben üst seviye bir bütçem var derseniz de herhangi bir DSLR kamera tercih edip DSLR kamerayla yayın yapabilirsiniz. Ama DSLR kamera almadan önce mutlaka ve mutlaka Elgato'nun sitesinden Cam Link destekliyor mu desteklemiyor mu bunu mutlaka kontrol ediniz. DSLR kameranızı USB ile bağlayacaksanız bence Logitech'den Streamcam veya Brio'yu tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Çünkü USB
USB ile bağlandığınızda Elgato Cam Link ile aldığınız kesintisiz kaliteyi alamayacaksınız. Çok bir avantajı olmuyor. O yüzden kamera tercihinizi Logitech tarafından yapabilirsiniz. 7. maddemiz ise mikrofon. Mikrofon konusu benim bireysel olarak en hassas olduğum noktalardan biri. Eğer bütçeniz dahilinde USB bir mikrofon bakıyorsanız M-Audio'nun Uber modeline bakabilirsiniz. Aynı zamanda HyperX'in QuadCast modellerini, Blue Yeti'nin modellerine de bir göz atabilirsiniz. Ama ben bütçelerimi o kadar yükseğe çıkarttığımda tercihim genelde XLR ve ses kartı ile bir ses sağlamak. USB bir mikrofona o kadar bütçeniz var ise benim kişisel tercihim Rode PodMic sahibi olup bir tane de Behringer UMC2, UMC22 bir ses kartı alıp aynı bütçelerde kondenser mikrofon sahibi olup sesinizi daha net ve daha gerçek izleyicilerinize aktarabilirsiniz. 8. maddemiz ise ışık konusu. Kameramızın kalitesini tam olarak alabilmemiz için ışığımızın da iyi olması gerekmektedir. Bunun için bir ring light tercih edebilirsiniz veya softbox tercih edebilirsiniz. Bende hem ring light hem de softbox var. Hani ikisini de duruma göre farklı kullanabiliyorum. Bunlar çok yüksek maliyetli değil ring light ve softboxlar. 200-300 lira bantlarında bir ring light alabilirsiniz veya aynı ücretlerde bir softbox da tercih edebilirsiniz. Ama benim size önerim bir ring light almanız olacaktır. Çünkü kumandasından ışık ayarını arttırıp azaltabilirsiniz. Doğru ışığa kendiniz karar verebilirsiniz. Bütçeniz biraz daha yüksekse eğer Godox LP240C modelini tercih edebilirsiniz. Veya benim daha çok param var, daha çok bütçem var derseniz de Elgato'nun Streamlight'larına bakabilirsiniz. Hepimizin evi, odası yayınlarımızda gösterecek kadar müsait olmayabilir. Bu sebeple tamamen sizin durumunuza göre ya bir arka plan düzenleyebilirsiniz. Duvara aksesuarlar takabilir, ışıklar koyabilir, logonuzu yaptırabilir. Bir sürü çeşitli aksesuarlar arka planınıza yapabilirsiniz. Ama bunun için müsait bir ortamınız yoksa eğer 150-200 liraya bir yeşil perde alıp onu arkanıza asarak arka planınızı yok edebilir, green box'lı bir şekilde yayınlarınızı yapabilirsiniz. 10. maddemiz yayınlarımız için kullanabileceğimiz kontrolörler. Bunlardan birincisi ve ücretsiz olanı MacroDeck. Onun videosunu şu sağda solda boncuğa iliştiriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şu an hatta gördüğünüz gibi ben de burada kullanıyorum. Eğer bütçeniz var ise Elgato'nun Stream Deck'ini alabilir. Stream Deck'ten işlerinizi görebilirsiniz ve bu sizin yayınlarınızda daha hızlı aksiyon olmanızı sağlayacaktır. Eğer bütçeniz çok yüksekse bu Stream Deck'in dışında ses kontrollerinizi yapabilmeniz için Helicon markasının üretmiş olduğu Go XLR ürününü alıp ses ayarlamalarınız için bu ürünü kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yayın yapmak çok da ucuz bir hobi, çok da ucuz bir meslek değil ne yazık ki. Sizler ilk başta videoda bahsettiklerim gibi yüksek maliyetli yatırımlar yapmamanızı, ilerleyen süreçte izlenmeleriniz artarsa o zaman ufak ufak yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın.